Değerli dostlar, Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı ya, masaya vura 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 milliyetçi milliyetçi konuşmaya çalıştı. Yani şöyle söyleyeyim, işin özeti, Mücahit Kemal tutmadı, Bozkurt Kemal takılıyor. İyi ki üçüncü tur yok. Bu sefer de Kabe imamı moduna geçecekti herhalde. Enteresan. Öyle bir konuşuyor ki sanki aylardır HDP ile ittifak yapmamış, mitinglerinde HDP bayrakları dalgalanmamış gibi yani. İki, KHK'lıları çıkartacağız diye sanki kendi bağırmamış ortalıkta. Rusya'ya güya el pençe divan duruyormuş Sayın Cumhurbaşkanı, geç. Ama en şeyi de bu milletin %49,5 oy verdiği, mecliste de itibar ettiği bir lidere çakma dünya lideri diyerek bir saldırgan dil kullanıyor. Valla o çakma lider değil ama maşallah siz çakma milliyetçi takılıyorsunuz, çakma. Çakma nasıl muhafazakar olmaya çalıştıysanız şimdi de çakma milliyetçi olmaya çalışıyorsunuz. Ama yani gerçekten bu milletin artık sabrı kalmadı. Bak ülkeyi çok yordular gerçekten. Valla şu ikinci turda Tayyip Erdoğan kim bilir daha bunlar neler düşünüyor. Valla yemin ediyorum ya, kendi adamları diyor ki o hiçbir o şey yok, YSK'nın şeyleri doğru, rakamları doğru. Bunlar hala böyle böyle, artık Nevşin Mengü bile dedi ya bunu konuşmayalım artık dedi. İnsan hayret ediyor. Yani bir de insanların hafızasından aylarca konuştuğunuz şeyleri nasıl sileceksiniz? Pervin Buldan'la tokalaştığınızı. Yani Atatürk'e adeta Kemalistliğe, Kemalistlik ırkçılıktır diyen adamı milletvekili soktunuz. Sadullah Ergin'i soktunuz. Bunları siz bu meclise soktunuz. Gelecek Partisi, Deva Partisi, hop da danak milletvekilleri oldu. Bunları siz insanların hemen 3 günde unutacağını mı zannediyorsunuz? Değiş tonton. Yani kendi seçmeninizi bırakın. Milliyetçi kanadın bu kadar balık hafızası, tamam insan balık hafızası da 3 günlük değil yani. Nörolojik bir problem olması lazım. Siz bu insanların aklını bu kadar mı küçümsüyorsunuz? Bu insanların iradesini. Sinan Oğan'ın oyları. Evet, okey. Sinan Oğan'ın oylarından %1 alabilirsiniz. Ama Sinan Oğan'ın da kitlesi, aa hadi Kılıçdaroğlu'na verin deyip o %5,5 size gidecek zannetmeyin. Gerçekten bu arada Vatan Partisi Doğu Perinçek Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Ama çok enteresan, yani gerçekten hala bir şiddet dili, hala bir nefret dili. Siz bu insanların liderine niye saygı duymuyorsunuz? Rakibinize niye saygı duymuyorsunuz? Bunu soruyorum. Siz Saadet Partisi'nin içindeki o bir grup ittifak yaptığınız kişilerle milliyetçi kanadı karıştırmayın. En azından hepsini karıştırmayın. Milleti gördünüz. MHP barajı aşamaz diyorlardı. %14 oy aldı. Yani gerçekten insanların size inanacağını mı zannediyorsunuz? Ya sizin yerinize hangi aday olsa, Mansur Yavaş aday olsaydı şu tabloda o da sizden çok daha farklı bir sonuç almazdı. Çünkü milletin iradesine saygı duymuyorsunuz. Milletin iradesi ne demek? Depremzedelere yapılanları gördük. Milletin iradesi ne demek? Benim sevdiğim ve istediğim bir lidere oy vermişim. Sen o lidere hakaret ediyorsun. Otomatik olarak ona da gidiyor bu. Açık söyleyeyim yani. Gerçekten o video çok saçma bir videoydu. Yani kim ben buradayım, ben buradayım. Sana bir yere git diyen mi oldu? Ama bunlar var ya, kafalarında neler düşünüyorlar, ne hikayeler düşünüyorlar. Acaba neleri daha karıştırmak istiyorlar. Yani böyle var ya, mızıkçı çocuklar var ya. Yani öbür taraftan Şirin Payız'ın işte istiyorsanız biri bir şey yazıyor dedim, yani siz kazanana kadar seçim yapalım. Seçim günü yapalım, hatta kısır günü gibi. Önümüz yaz, piknik falan yaparız. Hep yapalım. Belki kazanır ama kazanamaz.
Yani böyle biri oradan onu söylüyor. Şirin Paydın diyor ki bu deprem dedelere yapılan hakaretleri diyor niye paylaşıyorlar? Ya niye paylaşmayalım? Size mi soracağız ya? Af buyurun. Pardon. Siz hangisini istiyorsanız onu paylaşalım. Kendileri yalan yanlış her şeyi paylaşıyorlar. Yayılıyor. Aa, bunları niye paylaşıyorsun? Paylaşılmaması lazım. Ya bu kadar narsist bir kafa düşüncesi olabilir mi ya? Ha, onlar istediğini paylaşacak ama sen paylaşamayacaksın. Bugün böyle bir olay geldi başıma. Bir tane sanatçı arkadaşım bir şey paylaşmıştı. Ben hani arkadaşlığım var diye de böyle gerçekten çok yumuşak yazdım. Bana diyor ki niye yorumladın? Ya kardeşim benim kitlem var. Ben Twitter'da ayda 50 milyondan fazla etkileşim alıyorum. Millet bu senin arkadaşın yaz 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 diyor. Konu da o L ile başlayan. T ile biten. Vay efendim. Dedim sen koskoca Türkiye'nin önünde böyle onu desteklediğini yazacağım. Ben sana yine de kibar arkadaşımız olduğu için ortada top çevirmişim nezaketen bir fincan kahvenin hatırına. Ama ben yapamam. Bak kafa yapıları aynı biliyor musun? Biliyor musunuz aynı. Onlar ya Şirin Payzın. Diyor ki bunu yayılmaması lazım. Aa niye? Aa niye yayılmaması lazım? Anlamadım yani ben. Siz her şeyi yayıyorsunuz. Sandıklar açıldığından beri iki tane büyükşehir belediye başkanınız. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Onlara hiçbir şey yok ama burada depremzedelere yapılan hakaretler yayılmamalıymış. Niye? Çünkü tabii ki CHP seçmeninin yaptığı. Ha bütün CHP seçmeni böyle mi? Hayır ama sonuç bu. Neler neler yaşanıyor. Hala bugün de yaşananlar devam ediyor. Böyle bir değişik kafa yapıları var. Sayın Kılıçdaroğlu da çakma milliyetçilik takılıyor. Sonra kalkmış Recep Tayyip Erdoğan'a çakma dünya lideri diyor. Dünya takdir ediyor. Bak bugün yine tahıl anlaşması insanlar orada savaş var uzatıldı. Tayyip Erdoğan hani büyük bir başarıdır diyor. Teşekkür ediyor. Dünya yok. Çok enteresan. Newsweek bugün Newsweek Amerika'da bir dergi. Tayyip Erdoğan diktatör değil. Diktatör olsaydı ikinci tura bırakmazdı diyor bu işi. E doğru bak o da bizimle aynı şeyi söylüyor. Bu şiddet dili bu şey bu. Allah Allah. Allah fırsat vermesin. Hani enteresan tipler. Onlar konuşacak. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu kesin seçilecek, değil mi? O seçilene kadar ha şimdi ara bir anayasa değişsin. Yeter ki hatta anayasaya bir madde eklensin. CHP'nin koyduğu Cumhurbaşkanı adayı kayıtsız şartsız kazanmış sayılacaktır. Buna getiriyorlar olayı. Az kaldı buna getiriyorlar ha. Valla bir de onu ekleyin siz. Hiç boşuna seçim yapmayalım. CHP bir aday belirlesin. O hep Cumhurbaşkanı olsun. Böyle bir kafa. Neyse 28'inde herkes sandıklara ve sandık başına. Koruyun sandıkları. Rica ediyorum. Herkes gitsin. Demokratik bir şekilde oyumuzu atalım. Yeter artık ya. Vallahi ülkeyi yordular. Bak, ülke yoruluyor. Milli servet. Umurlarında mı? Değil. Hiç değil. Vallahi billahi yani. Konuşmaktan benim iflahım kesildi. Bu yüzden konuşmuş ama sen kendine bak dedim ya şöyle bağlayayım. Saadet Partisi'nin o kalan ittifak yaptığı grubu gibi zannediyor milliyetçileri herhalde. Mücahit Kemal tutmadı. Bozkurt Kemal'e dönüştü. Dedim ya Allah'tan üçüncü tur yok. Kabe imamı moduna geçecekti. Evet. Evet sevgili takipçilerim gerçekten böyle kafayı yiyeceğim yemin ediyorum. Ama hayırlısıyla bir bitsin şu ülke menfaatine. Ülkeyi yoruyorlar, sistemi yoruyorlar. Orada depremzede insanlar var. Biz onlara odaklanmalıyız. Başka şeylere odaklanmalıyız. Evet. Lütfen linki de paylaşın. Özellikle WhatsApp gruplarında abone olmak için insanları yönlendirin. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Daha bu konu daha çok su götürür. Vallahi yemin ediyorum gündüz yorum yak. Oraya bağlan, buraya bağlan. Neydi o? Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Moduna geçeceğim. Narsist yani. Herkes istediğini. Ha bir arkadaş da bana böyle. Bu aralar görünmek istemiyorum. Ne sağcılarla ne solcularla. Öyle mi?
arayacak beni bir gün. Ne haber diyecekler. Aa, kusura bakmayın ben seninle görünmek istemiyorum diyecek. Ha, istiyor diyor şimdi görünmek istemiyor benimle ve benim gibilerle. Ha, yarın dengeler değişti arayacak. Ay özledim görüşelim. Tabii olur oldu gözlerim doldu. Böyle bir kafa yapıları var. Hadi bakalım görüşürüz. Gerçekten sistemi rahatlatmak lazım. Şu seçim hayırlısıyla bitsin de bunlar daha ne pislik çıkartır bilmiyorum. Vallahi yarın başımıza ne gelecek bilmiyorum. Yeni formüller üretiyorlar bir. Evet görüşmek üzere efendim.